Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Şimdi Mevlamız buyuruyor ki Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim ve idi bitella İbrahim Rabbuhu bi kelimatin fetemmehum. Hazreti Allah'ımız buyuruyor. İbrahim Aleyhisselam'dan Mevla Teala bize hatırlatma yapıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize buyuruyor. Allah'ımız kendisi ifade buyuruyor. İbrahim Aleyhisselam zamanında malumunuz İbrahim Aleyhisselam'a Mevla Teala sünneti farz kıldı. Bize sünnet İbrahim Aleyhisselam'a farzdı. 10 madde hususunda İbrahim Aleyhisselam'a 10 maddeyi Hazreti Allah farz kıldı ve İbrahim Aleyhisselam yaşı çok ileride olmasına rağmen zerre kadar itiraz etmedi. Acaba düşünmedi. Allah'ın bu ahlakı hepimize nasip etsin. Geciktirmeyi bile geciktirmeyi belki daha sonra başka bir ifade gelir diye asla düşünmüyor. Ne emrediliyor? Hemen yerine getiriliyor. Allah'ın bu ahlakı bize de nasip eylesin inşallah. Bu hususta şunu söyleyeceğim. Çok önemli bir şey söylüyorum. Bu yapmış olduğumuz şu sünnet merasimini Türkiye'de elhamdülillah çok önde tutuyoruz. Elhamdülillah. Bir elhamdülillah değil. Elhamdülillah. Ses gelmedi. Elhamdülillah. Korkuyorsunuz ağzından yaptıkları. Çok önde tutuyoruz. Hatta duysak ki birisi sünnetsiz duysak açık söylüyorum. Bu adam sünnetsiz aramızdan hemen ya sünnetsiz deseler hemen şüphe düşer bu adam iman sahibi mi acaba? Dikkat edin ifademe. O kadar önemli tutuyoruz. Allah'ım bütün sünnetlere aynı önemi vermeyi hepimiz nasip ediyoruz. Niye amin demediniz? Diyor musunuz? Ben mi duymuyorum? Hava herhalde rüzgar götürüyor galiba aminler. Neyse. Devam ediyorum. Şuna bir misal vermek isterim. Bu önemli bir ifade. Efendi Hazretleri'ne geliyorlar. Emr-i bin Maruf'tan. Efendi Hazretleri geliyorlar. Efendi Hazretleri diyor. Efendi Hazretlerimize. Tokat Erbağ'da bir insanla karşılaştık. Karşılaşmış olduğumuz insan dedi ki eğer buraya Mahmud Efendi gelirse, Efendi Hazretleri gelirse sakalı bırakırım dedi. Diyorlar. Efendi Hazretlerimiz buyuruyor ki etrafındakiler. Haydi kalkın gidiyoruz. Sözü duyuyor. Halka haydi kalkın gidiyor. Nereye? Tokat Erbağ'a gideceğiz. Niye? O kardeşimiz madem sakal bırakacak ben buna sebep olacağım diye. Allah'ım sünnet anlayışlarımıza ciddiyet nasip eylesin. Amin. İnşallah. Ne olur hocam böyle olursa eğer biz vazifemizi feletemmehun yaparsak yani bize verilen vazifelere sımsıkı sarılır ve gerçekten o hayata geçirirsek tamamıyla yerine getirirsek düşünmeden teslim olursak vâle inni câilke linnâsi imâma. O zaman da Mevla Teala sizi bütün insanlığa önder kılacağım diyor. Ya İbrahim seni bütün insanlığa önder kılacağım. İbrahim Aleyhisselam tek başına. Herkes putlara tapıyor. Babası dahi. Nemrut söz sahibi. Ama sahibi Hazreti Allah o vazifesini yaptı. Allah da onu söz sahibi yaptı. Bugün de öyle. Türkiye'de biraz kıvırlama var. Neredeyse dünyada sahibi söz sahibi bulacağız. İnşallah. Allah'ım ikram etsin. Biraz daha gayret inşallah yeryüzünde söz sahibi olmaya gidiyoruz inşallah. Allah'ım ikram etsin. Size alıştıramayacağım galiba bu inşallahları maşallahları. O yüzden devam. O zaman bitiriyorum ayetlerimi zaten. Mevla Teala böyle buyurunca İbrahim Aleyhisselam'a İbrahim'im seni insanlara önder yapacağım deyince Mevla'da biliyorsun peygamberler hepsi hep Rabbena Akbar'a demiyorlar. Hep kendine yokmuyorlar. O da hemen aleve mizuriyeti. Ya Rabbi benden sonra gelen zürriyetime de nasip eyle. O önderliği. Yani bizim için istiyor. Kendisinden sonra gelen nesiller için istiyor. Peygamberimizle Miraç gecesinde peygamberimize Mevla Teala bizzat kendisine selam ver ve selam ver. Efendimiz sadece kendisini orada kendisini düşünerek değil bütün ümmetini düşünerek Esselamu Aleyna ve Aleyna ve Aleyna ve Aleyna buyuruyor. En önemli
nasıl peygamber oldursun ya? O yüzden peygamberimize Mevla Teala sımsıkı sarılmaya bir nasibiz. Amin. Şimdi eniştelerini yerlerini uzatmayacaktın diyor. Bak süslüyordu burada. İşim diyorum inşallah. Ancak şunu da söylemek isterim. Maalesef hoca efendiler kürsüye çıkarken artık her taraftan sıkıştırmaya başladı. Biri diyor ki hoca diyor fazla uzatma. Öbürü yüzüne bak böyle toparla. Baba yapma ya. Hoca işini bilir zaten. Bu havada, bu ortamda zaten iş bu kadar olur. Allah'ın güzel anlamayı nasip etsin. Ancak dâle lâ yenâl ahdî zâlimîn. Zalimler diyor Mevla Teala. Laf dinlemeyenler, söz dinlemeyenler, peygamber takip etmesini bilmeyenler, Allah'a teslim olmasını bilmeyenler, Allah'ın bu ahdine, bu sözüne ulaşamaz. Allah'ın söz dinleyip Türkiye'de ve tüm dünyada İslam doğrunu görmeyi bize seviyoruz. Amin. Bu yolda gayretimizi artırsın. Evlatlarımızı bu sünnetlere nasıl alıştırıyorsak diğer sünnetlere de alıştırmayı bize nasip eylesin. Amin. Ve onlara, evlatlarımıza güzel örnek ve önder olmayı hepimize ikram eylesin. Mevla hepinizden razı olsun.